Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Test Sprite adındaki yapay zeka destekli test aracını sizlere anlatmaya çalışacağım. Hem entegrasyonu çok basit, hem kullanması çok basit, hem de sağladığı fayda açısından baktığımızda bence gayet faydalı bir araç. Bu videoda basit bir uygulama yapacağız. Bir işte ürünlerin olduğu, ürünlerin sepete eklendiği, sepetin güncellendiği basit bir uygulama yapacağız. Sonrasında bu uygulamayı Test Sprite ile beraber test etmeye çalışacağız. Bakalım neye benziyor? Basit bir prompt hazırladım. Dediğim gibi işte Tailwind kullansın, Pinia kullansın, V3 kullansın gibi şeyleri belirttim. Özelliklerini belirttim ürünün. Şuradan da GPT 5.2'yi seçtim. Agent modundayız. Model olarak GPT 5.2'yi seçtim çünkü bu sefer de onu deneyelim, ona şans verelim. Bakalım neye benziyor. Onu da denemiş olalım. Bir taşla iki kuş vuralım. Uygulamayı bir oluştursun. Şeyi merak ediyorum. İlk uygulamanın kendisini başarılı bir şekilde oluşturabilecek mi? Bir to do listesi yaptı. Bu artık sanırım bir şey oldu. Standart haline geldi. Önce bir liste oluşturuyor. Güzel. View latest. Pinia, Tailwind, Eslint, Prettier. Error verdi. Şunları uydurdu ya. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Yani view kurarken bize Tailwind falan soruyor mu? Hiç emin değilim. Onları bir miktar sıktı gibi. Neyse devam ediyor şimdi yapmaya tekrar. Henüz bir dosya oluşturamadı. Mini Product List Card adında bir klasörün altına koydu uygulamayı. Tamam olur. Sorun yok. NPM install ediyor. Etsin bakalım. Şöyle bir package.js'ını bakalım. İstediğimiz şeyleri koyabilmiş mi içeriye? View var. Pinia var router yok sanırım. Onu koymamış. Demek ki router falan kullanmayacak ya da gerekirse muhtemelen ekler buraya. Şunu kapatalım. Şunu tekrar şöyle engine modunu alalım. Tailwind'i koyuyor. Güzel. Koysun. Bu arada biz şeye bakalım. Test Sprite'a bakalım. Dokümanlarına bir gidelim. Temelde Test Sprite aslında bir MCP serverı. Sizin uygulamanızdan aldığı bilgilerle beraber Playwright scriptlerini yazıyor aslında. Çalıştırılacak test scriptlerini yazıyor. Bunları çalıştırıp size bir test sonucu oluşturuyor. Ben şeyi çok beğendim bu arada. Kurguyu çok beğendim onu söyleyeyim. Birazdan teknik detaylarına ineriz. Şu proje bir bitsin adım adım onlardan da biraz bahsetmeye çalışacağım. MCP server'ı kurduktan sonra zaten çok fazla bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi test sprite sizin için hallediyor. Ne yapıyor bu? Mesela şu geldi akuna ya. Muhtemelen işte bir Vue kuruyorsa bir insan Tailwind falan böyle hazır bir boilerplate olsa tadından yenmez. Bunu niye koymuyorlar bilmiyorum. Yani Next'i kurarken mesela UI kit falan seçiyoruz ya aynı şekilde Vue içinde seçilebilirmiş. Güzel. Bak şey yapıyor. TypeScript ile beraber implement ediyor. Etsin. Product 2 SVG. Vay, herif şey yapıyor. Nere koyuyor bunları? Onlara bakalım. SRC'ye Se gittik. Assets'in altına koymadı. Data'nın altına Product Güzel. Paslanmaz çelik termos. Kaymaz tabanlı bilmem ne. Olur. Olur. Şimdi şöyle yapalım. Mousepad. Oha. Herif SVG şeyler oluşturuyor. Counter TS oluşturdu. Delete etti onu. Niye acaba? Utils. Utils'in içinde money diye bir şey var. Formatlıyor. Güzel. Kafayı sevdim şimdilik. Tabii önceliğimiz uygulamanın çalışması. Sonrasında bakacağız kodun kalitesine falan ama şey yani güzel. Parça parça yazıyor. Komponentlere bakalım. Kart butonu varmış. Product kart diye bir şey var. Güzel olur. Sepete ekle diyor. Emüt bümüt güzel. Yapsın bakalım. Odaklanalım şeye. Ben de iyice web codingçi oldum bu arada. Hiç koda bakmıyorum. Direkt şu ek işte bu ekran demek ki önemliymiş kafadan. Ne işe yarayacak dedim ekran için ama gerçekten güzel bir ekran. Bitirdi muhtemelen. Şimdi şey çek ediyor. Var mı bir sorun diye öyle anlıyorum. Şöyle hemen editör moduna yavaş yavaş geçelim biz de. Şey nerede? Kontrol L mi demem lazım? Şöyle de kapatalım. Oluştursun projemizi. Planning next mode. Güzel. Kontrol ediyor lint hatalarını falan. Şunları bir darlayalım bakalım. Hatta şöyle yapalım. CD mini product list karta gidelim. Burada çalıştıracağız uygulamayı. Eğer kendi çalıştırmazsa. Neydin ya bu kadar? Oluşturdu. Keep all diyelim. Ve uygulamayı bir çalıştıralım bakalım ne olacak? NPM. Run dev. Umarım çalışır ilk seferde. Güzel. Güzel. Aslında fena değil. Şöyle sepeti ekle diyelim. Güzel. Ekledi. 2 oldu. 3 oldu. Güzel. Sepete tıklıyorum. Oo. Severiz. Sepeti temizle düğmesi varmış. Şu fonksiyoniteyi bir anlayalım. Temizle dedim. O da güzel. Altta genel toplam var. Kendimi şu tarafa alayım hemen. Şey yapalım. Sepete ekleyelim. Mesela gidelim sepete tekrar. 2, 3, 4. Çok iyi. Tamam gayet iyi. Alt toplam da değişiyor. Siliyorum. Kapatıyorum. Fonksiyonlar gayet güzel çalışıyor. Tabi ürünlerin detayları yok. Zaten öyle bir şey istemedik ondan. Muhtemelen zaten router'ı da o yüzden kurmamıştır. Güzel. Buraya kadar süper her şey. Şimdi yavaş yavaş test sprite adımına gelelim. Öncelikle yapay zekadan şey istememiz lazım. Kendimi tekrar şu tarafa koyayım bir. Projenin PRD dökümanını hazırla. PRD dökümanı şu, projenin gereksinim dökümanı aslında. Çünkü bizim test sprite'a şey vermemiz gerekiyor. Bu projeden beklentilerimiz bizim bunlar, işte fonksiyonlar şunlar. O da ona göre test yapay zekayı kullanıp oluşturacak bizim yerimize. Oluşturdu, keep all diyelim. Şu PRD'ye bakalım. Bu döküman İsmi küçük bir frontend uygulaması güzel göstermek, hedef dışı, no goals, Kullanır, ürünleri inceler, sepete ekler, adetler ayarlar falan filan. Tamam. Bu şimdi bize lazım birazdan. Geleceğiz oraya. Şunları kapatalım. Şimdi pardon. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şeye gidiyoruz, test sprite'a. Sign in diyoruz. Sign in olalım. Login olduktan sonra bizi böyle bir dashboard karşılıyor. Ben dediğim gibi bir deneme yapmıştım. Şimdi tekrar bir kurulum yapacağız. MCP Server kurulumu. Sonrasında da testimizi çalıştıracağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuradan MCP'ye tıklıyorum. Quick Install diyelim şuradan. İşte Cloud Code, Other, diğer kullandığınız text editörler, ideler neyse. Onlar için de buradan elle zaten biliyorsunuz. MCP'nin standart bir notasyonu var. Onu kullanıp ekleyebiliyorsunuz. Cursor'a geliyorsunuz. Add to Cursor diyorsunuz. Otomatik olarak şöyle Allow diyelim. Cursor'un içerisine o MCP'yi Tanımlıyor. Fakat burada bir API key'ine ihtiyacımız var bizim. Gidiyoruz tekrar şeye. Create key diyoruz. Test sprite'ın içerisine. Ben bir tane key oluşturmuştum. Tekrar yeni bir key oluşturalım. Ne olsun? YouTube video diyelim bunun adına. Öbürüne de video mu demiştim acaba? Yok. Şunu kopyalıyorum. Cursor'a geliyorum. API key'ine bu almış olduğum key'i tanımlıyorum. Ve install diyorum. Şu anda... Zaten Zart diye gördüğünüz gibi 7 tane araç enable olmuş. Yani MCP tool'u kurabilmişim gayet güzel. Dediğim gibi çok kurması da çok basit, kullanması da çok basit. Aslında direkt şuradaki prompt'u da kullanabiliriz. Direkt kopyalayayım bu prompt'u. Kopyaladım. Geldim projeme. İster buradan devam edebilirim. Şimdi temiz olsun diye şöyle yeni bir tane şey açalım. Şöyle agent diyelim. Test sprite ile beraber uygulamamı test etmek istiyorum diyorum. Gönderiyorum prompt'u. Artık burada da bir işim yok. Şu uygulamayı da pause edelim. Uygulamanın hangi porttan çalıştığını anlamaya çalışıyor sanırım. Aynen. E, 5173 no'lu port. Güzel. Birazdan teknik detaylarına gireceğim bunu niye yapmaya çalıştığına dair. Tamam. Şimdi otomatik olarak şöyle bir browser'ın içerisinde sayfa açtı bize. Burada biz e, test sprite ile beraber kendimiz de test edebiliyoruz frontend'imizde. Bu bir frontend projesi olduğu için frontend'i seçtim. Scope codebase. Bir otantikasyon gerekmediği için buraya bir şey yazmam gerekmiyor. Yani bir kullanıcı da şifreyle giriş yapılan bir yer olsaydı bu bilgileri tanımlamam gerekecekti. Port 5173 doğru, pet de doğru, root'tan baksın. Şurada gördüğünüz gibi project, şey, product specification doküman istiyor bizden. Yani oluşturduğumuz şey istiyor aslında bizden. Şu prd versek olur. prd dosyasını verdik buraya. Continue diyorum. Tamam, close. Sonra buraya geliyoruz. Arka tarafta şimdi şeye devam ediyor sürece. Dediğim gibi bizim için otomatik olarak birçok şey hallediyor. Şuraya bir tane projenin altını test sprite tests adında klasör oluşturdu. Bunun içine bizim PRD dosyamızı koydu. Konfigürasyonla ilgili bir şeyleri koydu, tanımları koydu. Şimdi projeyi analiz edip nelerin testlerinin yazılması gerektiğini çıkartacak. Zaten göreceğiz onları şurada. Code summary json şimdi generate ediyor onu. Şöyle tıklayalım neler kullanılmış onlara onları buldu. Feature'ları hesapladı, şey yaptı. Ne derler? Yazdı aslında. Gördüğünüz gibi bütün şeyleri yazmış buraya feature'ları. Devam ediyor. Config. Tamam başka da bir yeni dosya yok şu anlık. Bu test meselesi çoğu zaman bizim korkulu rüyamız biliyorsunuz. Yapay zeka araçları bu test tarafında bayağı bir problem çözüyor. Test Sprite de bu işi bence çok değişik bir şekilde ele almış. Yapsınlar. Execution lock diye bir şey koydu. Standart PRD'de. Jason. Kendi sistemine gönderecek formata getiriyor şeyi. Aslında şunu yapıyor temelde. Bizim projemizi anlıyor. Ne yapmak istediğimizi anlıyor. Hem PRD dosyasından hem projenin yapısından. Sonra bunu kendi sunucularına upload etmek için belli bir formata getiriyor. Şurada şeye tıklayalım şuraya. Getirdikten sonra şu anda sanırım şeye koydu onu internete. Şöyle gidelim test sayfasına. Şuraya bir yeni diyelim. Bakın. Mini product list kart adında bir şey oluşturdu. Lokalimdeki dosyaları buraya gönderdi. Kendi sunucularına. Kodumu değil. Şu tanımları gönderdi. Sonrasında buradaki bilgilere istinaden test senaryolarını implement etti. Göstereceğim biraz sonra size dosyalarını. Fakat değişik olan kısım şu. Benim bilgisayarımda bir proxy sayesinde bir şey ayağa kaldırdı aslında kendi uzaktan erişebilmesi için bir tünel oluşturdu. Uzaktan benim uygulamama erişip yazdığı testleri uygulamam üzerinden çalıştırıyor. Yani alıp da kodları kendi sunucusuna koymadı adamlar. Benim lokalimde test ediyor benim uygulamamı. Dolayısıyla şuradan herhangi bir tane şeye tıklayalım. Teste tıklayalım. Şöyle koda tıklayalım. Zaten testte uğraşmışsanız bu frontend testleri ile ilgili Playwright'ı görmüşsünüzdür hatta son videoların bir tanesinde yine adı geçmişti. Normal Python sanırım bu dil. Yanlış nota şeyden anlıyorsam ya da başka bir şey mi bilmiyorum. Çok önemli değil. Aslında şunu yaptı. Otomatik olarak Playwright scriptlerini oluşturdu şey. Test Sprite Dolayısıyla oluşturmuş olduğu bu testleri zaten biraz bakarsanız şeyi anlarsınız notasyondan ne yapmak istediğini. Bu testleri şimdi benim bilgisayarıma gelip o tünel aracılığıyla test ediyor. Bir tanesi geçmiş hatta testlerini şöyle açalım şunu. Fail etmiş. Geçmiş. Şu geçmiş olana tıklayalım bir. Ve testleri nasıl çalıştığında video kaydı alıp gösterebiliyor bize. Bu bence çok enteresan ve güzel olmuş. Bu muhtemelen Playwright de yapıyor olabilir bunu. Bu test şunu yapıyormuş. Kataloğu düzgün gösteriyor mu göstermiyor mu ona bakmış. Gösteriyormuş. Bir aksiyon yok yani. Şöyle back diyelim. Bir tane daha pes etti. Şu. Neymiş bu? Cart driver opens. O sağ taraftaki çekmece çalışıyor mu ona bakmış. Tıklayalım. Bak gidip sepete tıklıyor. Ve açıldığını görüyor koduna bakıp bunu nasıl yaptığını da buradan görebilirsiniz. Zaten dediğim bak şurada zaten şey var. Benim bilgisayarımın adresi. Vallahi gayet zekice bir hareket bu. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Birazcık zaman alıyor bu testleri çalıştırma hikayesi. Şöyle tıklayalım. Halde burayla beraber gördüğünüz gibi senkron çalışıyor burası. Yani burası şu anda şey bekliyor. Buradaki testlerin bitmesini muhtemelen. Bitsin testlerimiz. Bunlar fail etmiş. Mesela neymiş bu fail eden şey ona bir bakalım. Alt tarafta error'un sebebini görebiliyoruz. Şuna tıklayalım. Açılıyor mu? Açılmıyormuş. Şöyle tıklayalım bakalım. Ne yapmış? Sepete ekle demiş. Eklemiş. Bir daha ekle demiş. Şurada kaybolmuş. Gördünüz mü? Bak. Ekle diyor. Ekle diyor. Kayboluyor. Normalde oranın 2 olması lazımdı ki normalde biz denedik Öyle. Ya bazı durumlarda tabi bu testler %100 çalışmıyor olabilir. Biraz sonra göstereceğim. Şunu yapabiliyorsunuz. Bir test listesi oluşturuyorsunuz. Ç düzgün olduğuna emin olduğunuz senaryolarla ilgili. Sonrasında onları çalıştırıyorsunuz zaten. Bu size aslında şu anda sizin projenizle istinaden bir şey oluşturuyor. Test listesi. Siz de dediğim gibi içinde bak. Format Utility Validation diyor. Tıklayalım bakalım neymiş bu. Tıklayalım. Sepeti ekle dedi. Sepeti açıyor. Bak. Görüyor musun? Güzel test. Sepeti temizliyor falan. Fonksiyoneliteyi test ediyor orada. Güzel. O da geçmiş testten. Son bir tane testimiz kaldı. Item quantity değiştiriyor galiba. Tıklayalım şuna tekrar. Sepete ekle diyor. Gidiyor. O kadar hızlı yapıyor ki orayı göremedik. Artırıp azaltıyor ve güzel back diyelim. Tamam bitti. Yok bitmemiş. Bir tane daha in progress diyor. Burası burası şey yaptı. Raconu kesti sol taraf. Burası da muhtemelen bitmek üzere de şunu şöyle bir şu tarafa doğru kaydıralım biraz. Aslında şey güzel bir his. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi neler test etmek istediği ilgili şeyleri oluşturuyor. Bak buraya şeyler de oluşturdu. Test kodlarını da oluşturdu buraya. Bunu bir önceki denememde fark etmemiştim. Şuraları biraz şey yapalım. Yani istersek biz bunu kendimizde muhtemelen lokalimizde çalıştırabiliriz. Güzel. Testlere erişebiliyoruz gayet iyi. Yani test hem yazıyor hem execute ediyormuş. Tam bir test çözümü aslında. Tamam bitti. İşte 2, 4, 5 tane geçmiş testimiz var. Geçmemiş testlerimiz de var. Şimdi şunu bir göstermek istiyorum size bu konuyla ilgili. Test listeleri var. Yeni bir liste oluşturuyoruz. Bizim uygulamamızın adı neydi? YouTube kart list diyelim ya direkt hiç uğraşmayalım. Add diyelim. Bir liste oluşturdum. Listenin içerisine gidiyorum. Add test diyorum. Tabi hiç test oluşturmadığım için testim yok. Tekrar MCP testlerine gidiyorum. Deploy test diyorum. Deploy test diyorum. Şuraya normalde uygulamamın şeyini girmem lazım. Şimdilik şey girelim. Lokalimi girelim. Yani bir staging ya da prod şey varsa, yayınlanmış bir hali varsa oraya onu giriyoruz. Gördüğünüz gibi testler çalışmaya başladı şu anda. Ama bizim burayla bir işimiz yok. Çünkü erişemeyeceği için hata verecek muhtemelen. Test listesine geliyorum. Oluşturmuş olduğum listeye tıklıyorum. Add test diyorum. Şuradan açıp istediğim testleri tamam mı? add to test list deyip kendime yeni bir test listesi oluşturuyorum. Sonrasında da gelip buraya buradan seçmiş olduğum şeyleri ne derler testleri çalıştırabiliyorum. Şimdi şunlar çalıştığı için şöyle gelelim tekrar şeye. Fail etti hepsi. Muhtemelen şunların hepsi timeout verip fail edecektir. Bekleyelim birazcık. Tamam fail ettiler. Bu da fail etsin. Fail sebebi neymiş? Dediğim gibi erişemiyor çünkü benim bilgisayarıma. Güzel. Hepsi fail etti. Şu test listesine gideyim tekrar. Bu benim oluşturmuş olduğum test listesi. Gittim test listesine. Buradan run deyip oluşturmuş olduğum, daha doğrusu seçmiş olduğum tüm testleri çalıştırabiliyorum. Dolayısıyla bu şekilde de testleri organize edebiliyorum. Mesela bu uygulama üzerinde bahsedelim. Sepetle ilgili fonksiyonaliteyi bir liste getiriyorum. Ürünlerin listelenmesiyle ilgili, diyelim ki ürünlerin listelenmesinde ne olabilir? İmajlar doğru yüklendi mi? Sayfalamalar doğru çalışıyor mu? Filtreler doğru çalışıyor mu? Search doğru çalışıyor mu? Onları da bir test listesi haline getirdim seçip. Dolayısıyla bu şekilde tüm uygulamamı test edebiliyorum. Başta da söylediğim gibi sadece frontend'i değil backend'i de test edebiliyorum. Dolayısıyla bir uygulama yaptığım zaman ama tabii şöyle de bir durum var. Onu da size göstereyim. Özür dilerim. Burada overview'da mıydı? Aynen. Burada frontend tarafındaki desteklenen şeyler var. Teknolojiler var. İşte Next.js. Zaten popüler olan her şey var burada. Backend'de de Node.js, Python, Java gibi diller bulunuyor. Dolayısıyla bu dillerle eğer bir uygulama geliştirmişseniz ki muhtemelen buradaki sayılar artacaktır. Uygulamanızı bu şekilde test edebiliyorsunuz. Hiç neredeyse hiç koda dokunmadım. Sıfırdan bir uygulama geliştirdim. Sonrasında test sprite'ın MCP server'ını cursor'a bağladım. Uygulamamı benim için test eder misin dedim. Test sprite'ı kullanarak prompt olarak. Geri kalan her şeyi test sprite zaten güzel bir şekilde halletti. Ben ürünü çok beğendim. Zaten incelerseniz ve kullanırsanız da hoşunuza gideceğinize, hoşunuza gideceğine eminim. Unutmadan ekleyeyim. Test Sprite denemek isterseniz ücretsiz versiyonu bulunuyor. Burada birçok özelliği deneyip test edebiliyorsunuz. Bunun haricinde yıllık alımlarda %35'lik bir indirim oluyor. Bazı planlarda da ilk ayı ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi denemekte, görmekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.